Bu iki kurum kibirik ağırlıklı olarak Mezopotamya'da Kürtler, Süryaniler, Araplar, Ezidiler, tabii Ezidiler Kürt etnosuna dahil olmakla beraber, yani dilleri Kürtçe olmakla beraber aynı zamanda ayrı bir kavim olarak hem kendilerinden bahsediyorlar hem birçok kişi onlardan öyle bahsediyor. Büyük Kürt kavimlerinden, çoklu Kürt kavimlerinden biri, onlar için de önemli. Buralarda yaygın ama Türk tarafında da, yani Anadolu'da, hatta Balkanlar'da da var. Sadece şöyle bir durum var. Konu Kirbelik olunca Zıke Kürdistan dediği Kürtlerin, Kürdistan'ın kalbi olan yerlerde Kürtler, Süryaniler, Araplar, Ezdiler açısından çok daha kuvvetli bir bağ niteliğinde. Ve Kürt Kızılbaşlar için dinsel, derin bir dinsel boyut içeriyor. Hem sosyal fonksiyonları olan bir şey. Bunun arkasında, bununla beraber bir de müşahitlik meselesi var. Bu da bütün Kızılbaş topluluklarda çeşitli farklılıklarla beraber yer alıyor. Birinciyi anlatma sebebim, ikisi arasındaki farkı daha iyi anlatmaya çalışmak. Haksız, hukuksuz, ağır bir katliamın aynı zamanda hukuktan önce edebi kamuoyu tarafından bilinmesine yol açan çok önemli, çok ünlü bir şiirin içindedir. Ve burada bahsettiği kirve, kirveliğin bir sosyal, kısmen hukuki boyutları da olan bir ilişki olarak kurulduğu somut gerçek kirvelik değil. Zaten Ahmet Arif bir başka şiirinde tütünle bağlantılı bir ifade kullanır. İşte tütüne kız saçı dermiş kirveler diye yazar. Sonra bunu zeybekler olarak değiştirir. Burada ki değişikliğin sebebi aslında o kirvenin yine hısım işte hısım kirve aşiret çocuklarıyız ifadesindeki içerideki kirveyi, içerideki akrabalık ağına yaptığı atıftan farkını göstermek içindir. Çünkü yabancıya kirve diyerek yabancılığı kıran bir efekt, bir fikir olarak kullanmaya çalışır. Zeybektir oradaki kirve ve kirvem hallarımı aynı böyle yaz dediğinde de onun Türk, Kürt ya da akraba olması değil, hatta bir Kürt olarak kendi etrafındaki somut kirvelikten değil, bir halının bilinmesine yönelik bir ilişki talebi olarak o kirve yer alır orada. Ve kirve halımızı bilmesi, halımızla ilgilenmesi, halımız dert ise eğer bu dertle dertlenmesi ve buna çare bulması gereken biridir. Bu zaten kirvelikte, Koçki uygulamasında özellikle genellikle eşitler arasında bir ilişki değildir fazla. Daha çok çeşitli toplumsal manipülasyon mekanizmalarıyla, her zaman açıkça söylenmemekle beraber, daha zayıf, daha yoksul, daha kimsesiz, örneğin çocuğun işte sünnetini, çünkü o bir törenle, işte düğüne benzeyen bir aile yapılır. Tabii sünnet anı ciddi bir ayinsel içerikte taşır. Dinsel diyemeyeceğim ama hani kutsalın zikredildiği, ifade edildiği bir şeydir. Tabii müsaitliktekinden biraz farklı. Farkı şu, müsaitlikte kutsal olmayan bir yer, an, konum yok gibidir. Yani dünyevi ve dünyevi olmayan kutsalla bağlantılı sahalarını müsaitlikte ayırt edemeyiz ama kirvelikte ayırt edebiliriz. Ve bu akrabalık pratikte şöyle bir sonuca yol açar. Koçgiri 1921'den ötürü Kürdistan adını kullanan ilk isyan girişimi olarak hani Türk resmi tarihinde de böyle öykü anlatılır. Buradan ötürü hani bir Kürt toplumu kavmi olarak bilinir ama aslında yüzde belki 20 belki 30 bir ölçüm sayım yapılmadı. Bir Türkmen nüfusu vardır. Bunlar da kızıllaştırlar. Kirveler genellikle Türkmen nüfus içerisinde ağırlıklı olarak seçilir. Ya da müsaitlikte bu mümkün olmamakla beraber örneğin dede soylu olan aileler, işte Kureşanlar var, başka yerleşik dede soylu aileler var. Bunlar içerisinde post görevi olmayan, yani hizmetine rıza hem kendisi hem de toplum tarafından rıza verilmemiş dedeler de bu bağı kurarlar. Bu daha zayıf durumda olanı korumayı gözetir. Aslında Süryanlık'taki işte o vaftiz babasının fonksiyonuna benzeyen bir fonksiyonu. Hem çocuk üzerinde hem de kirvelik taşkısı kurulan kişiyle bağlantı içerisinde yer alır ve
Bu aslında Ahmet Arif'in işte yabancıya kirve demesi Koçgiri'nin kendi içerisinde akraba olmayana götüren ve başka etnostan olanla önceliği kurmasına yol açan bir şey. Alevi olmak ya da o Alevi inancını sürdürmenin kendisi de ailede de aslında o solcu abiler açısından kötü bir şeydi. Yani örneğin diyelim ki 12 imamda oruç tutuyorsan ne alakası var ya, daha geçmediniz mi, ta kaç bin yıl önce olmuş falan. Hani böyle dışlayıcı, yadırgayıcı, hani bir kimlik karmaşası da aslında o toplum açısından bir kimlik karmaşası da yaratacak bir şekilde büyüdü. Ama bu dışsal basınç, yani bu diğer taraftan işte ortaokuldan başlayarak lisede ve diğer bir şekilde Alevi kimliğine yönelik o ötekileştirmenin kendisi sonuçta kimliği sahiplenme, kimliği özümseme ve ne olursa olsun savunma hattını da oradan kurmaya dönük bir bakış açısı geliştiriyor. Yani hani bu bir çok ünlü bir söz var ya, hani nereye saldırılıyorsa siz osunuzdur diye. Yani Dersimliler daha çok kendini Alevi olarak tanımlarlar ve Kürt olarak da tanımlamazlar çoğu zaman. Yani maalesef bu sistemin bize getirdiği bir şey. Çoğu zaman kendilerini sadece Alevi olarak tanımlarlar ve Kürtçe konuşmasına rağmen hani benim dilim bu ama ben Kürt değilim ve benim çok yakın arkadaşlarım da vardı böyle. Benim babam da 32 doğumlu ve kızım asıl Türk biziz, biz Horasan'dan geldik diyen biri, yani yıllarca bize bunu aşılamaya çalıştı. Baba biz Kürt'üz, bak Kürtçe konuşuyoruz. Yok biz Türk'üz, asıl Türk biziz bir de. Hani bir de beğenmiyoruz buradaki. Asıl biziz aslında, bunlar sonradan Türk olmuş diye. Bizi yıllarca böyle büyüttüler ama bütün bu aile içerisindeki çelişkiler, toplumdaki bize yönelen, Alevi kimliğimize yönelik bütün bu saldırılar, ötekileştirmeler meselesi sonuçta hakikaten beni mesela Alevi yapan budur. Yani onu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bugün Aleviye dair bir bakışım, bir duruşum, bir zihniyetim, bir bilincim varsa aslında bu saldırılar sonucunda şekillendiğini söyleyebilirim. Ama biz Alevilerin, belki de Kürt Alevilerin, Dersim'deki Alevilerin temel bir handikapı daha var. Demin de söylediğim gibi bir Kürt Gülistan'la Alevi Gülistan'ı buluşturmak da çok zor oldu değerli arkadaşlar. Çünkü iki kimlik birbirinden çok ayrılmış. Yani Dersimlisiniz, Dersimlisiniz, bir soykırımdan geçmiş coğrafyanın çocuğusunuz. Sonuçta ve Kızılbaş, yani Kürt olduğu için, Kürt Alevi olduğu için katledilmiş, kıyma uğratılmış, soykırıma uğratılmış bir coğrafyasının çocuğusunuz. Ama işte o bugün belki yaşama içgüdüsü, belki hani sen kendinden sonrakileri koruma içgüdüsü, hayatta kalma içgüdüsü diye tariflenen asıl Türk biziz meselesini aşmak da o kadar kolay olmuyor. Çünkü gerçekten o Türklük bilincini devlet her yönüyle işlemeye çalışırken, ilkokuldan, ortaokulundan, bütün her şeyle sizi o Kürt coğrafyasında tırnak içinde iyi, özgür, özel diye ifade ederken, çünkü şöyle denilir, yani ben bunu Batı'dan da çok kişiden duydum. Mesela ben Kürt'üm dediğimde, yok ya sen hiç Kürtlere benzemiyorsun derler. Sen hiç Kürtlere benzemiyorsun. Yani çok iyi bir hekimimiz vardı mesela, benim çocuklarımın da hekimi, doğum hekimi. Hayır hayır dedi, Aleviler, Dersimliler asla Kürt olamaz, Dersimliler başka bir coğrafya. Yani tırnak içerisinde sanki övüyormuş gibi görüp, sanki farklıymış gibi lanse edip aslında o Kürt coğrafyasından yalıtan, o bütün o Kürt etnisitesinin içerisinde yalıtan, yok etmeye çalışan ve kendisini farklılaştırmaya çalışan bir mesele de vardı. Onun için benim açımdan Kürt Gülistan'la Alevi Gülistan'ı buluşturmak ve bu iki kimliğin bir aradalığını sağlamak, yani Kürtlüğümle barışmak, Kürtlüğümü kabul etmek, Kürtlük için ezildiğimi, Kürt ana dilimin yok sayıldığını, coğrafyamın yok sayıldığı meselesini kabullenmek de bir uğraş gerektirdi değerli arkadaşlar. Normalde doğduğumuz, içine doğduğumuz bir hayat var, bir coğrafya var, bir yaşam var ama ne yazık ki biz bunu inşa etmek durumunda kalıyoruz. Aleviler açısından, Kürt Aleviler açısından, en azından benim doğduğum, benim yaşadığım yer açısından böyleydi. Dolayısıyla hatta bazen konuşmalar esnasında böyle şey tuzağına düşüyoruz. Yani çok birbirinden farklı iki azınlık grubu, kimlik grubundan bahsediyormuşuz gibi. Hayır. Bu LGBT artı fobiyi ve Alevi fobiyi üreten sistem aynı. Ve bu azınlıklaştırma süreçleri de birbiriyle iç içe.
Dolayısıyla bu sapkınlık meselesi bir tanesi. Bir diğeri, yani ne kolaylaştırabilir, hangi düzlemde bizler bir araya gelebiliriz? Tarihsel müşterekler tabii ki. Bellek, sokak hareketlilikleri. Ne demek istiyorum? Aleviler ve LGBT artılar arasında örülebilecek dayanışmayı mümkün kılan ortaklıklardan biri onların hali hazırda sokak siyasetini de içerir bir biçimde iktidarlara karşı mümkün mertebe muhalefet sergiliyor olmaları. Alevi ve LGBT artıların tanınma, eşitlik ve özgürlük temelli hareketleri azınlıkların, azınlıklaştırılanların tarihinin her zaman ezilenlerin tarihi olmadığını da düşündürmesi ve güç vermesi bakımından önemli. Çok örnek var. En güncel örneklerden biri tabii Gezi. Affedersiniz. Örneğin Gezi Parkı protestoları sırasında Alevilerin ve LGBT artıların en görünür gruplar olması tesadüf değildi. Kasım 2013'te yayınlanan Gezi'ye katılanların %78'inin Alevi olduğunu belirten ve elbette fişleme olarak yorumlanan polis raporu Türkiye Devleti'nin vatandaşlarının etnik ve kültürel profiline atıfta bulunduğu için dikkate değerdi. Protestolar esnasında öldürülenlerin Alevi olması da Türkiye'de Alevi olmanın sorgulandığı ya da yeterince sorgulandığı mı bilmiyorum ama sorgulandığı bir başka dönemi başlatmıştı. Ne Gezi hareketini elbette bir Alevi ayaklanması olarak göstermeye çalışıyorum ne de protestoları tetikleyen özel bir Alevi ve veya LGBT artı sorunun olduğunu iddia ediyorum ki vardı, bizler de bir parçasıydık ama tek başına bir LGBT artı ya da Alevi protestosu değildi elbette ama çevresel duyarlılıkların ateşlediği eşi benzeri görülmemiş Gezi'nin aralarında kimi zaman şüphe, mesafe ve karşıtlık bulunan ama birbirinin az önce de ifade ettiğim gibi hiç de dışında olmayan politik gruplar arasında nasıl bir ittifak haline geldiğini umutla yeniden hatırlamamız gerekiyor. Burada özellikle dünkü ağıt üzerine oturuma da bir referans, bir selam çakmak istiyorum. Çünkü hakikaten bana şeyi de düşündürttü. Gezi üzerinden de yani işte Berkin, Ali İsmail, diğerleri üzerinden de yeniden ve kaybettiğimiz Kürt Aleviler, Kürt gençler, siyasetçiler hepsi ölüm, yas, kaybın Türkiye'de nasıl ırksallaştırıldığı, etnikselleştirildiği ve cinselleştirildiği. Çünkü translar ölüyor bu ülkede. Aleviler, Kürtler ölüyor bu ülkede. Dolayısıyla ölüm, yas, kayıp üzerinden de aslında olası siyasete dayanışma, yani anma siyaseti mesela. Yas siyaseti. Bunlar üzerine de konuşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ölümün bir ekonomi politiği var bu ülkede.